Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Tafalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, aklıma ne takılı biliyor musunuz? Mevcut kadromuzda bile taraftarın çöplemediği kaç isim var? Yani kusursuz abi. Her yönüyle bu futbolcu kusursuz dediği kaç tane isim var? Misal taraftarımıza göre en iyi futbolcularımızdan bir tanesi Osayi. Osayi'yi çöplemiyorlar mı? Şu son vuruşları rezalet aklını kullanmıyor kafası çalışmıyor demiyorlar mı? Mesela Ferdi Kadıoğlu. Ulan adam dünyada böyle bir böyle bir futbolcu yok. 8 açık, sol açık, sağ açık, forvet arkası, 10 numara, sağ bek, sol bek, bir kaleci oynamadığı kaldı. Sağ açık, sol açık. Dünyada bu kadar meziyetli bir futbolcu yok. Ferdi Kadıoğlu'nun yerini dibine sokuyorlar. 16 etmez diyorlar. Siz rezalet bir durumda Ferdi falan diyorlar. O yüzden bizim taraftarın her çöpledine aldanmayın. Orada Giuseppe Pezzella'nın transferi askıya alınmış. Basın sağ olsun yeni öğreniyoruz. Yani bu kanalda olmasak herhalde Parma pezele için 4 milyon euro talep ediyormuş. Fenerbahçe'de satın alma opsiyonunu kiralama 3 milyon euro teklif ediyormuş. O yüzden olmamış transfer. Nereden tanıdık geliyordu ya? Herhalde filmde falan gördüm. Şimdi Fenerbahçe'de maaş bütçesi ferahladı. Takdire şayan bir hareket. Ben Ali Koçcu değilim. Ben Aziz Yıldırımcı değilim. Ben işte şucu bucu değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Bilginiz olsun. Çünkü muhtemelen videoyu izlerken diyeceksin sen Ali Koççu musun diye. Değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Tapına kadar da Fenerbahçeliyim. Dibine kadar da Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe menfaatleriyle kesişen, çakışan, Fenerbahçe menfaatlerini baltalayan kim varsa da onların karşısındayım. Bilginiz olsun. Şimdi yüksek maaşlı oyuncularla Fenerbahçe yollarını ayırdı. Bütçede müthiş bir rahatlama. Bakın yüksek maaş düşük performanslı futbolcular yüzünden son yıllarda ciddi sıkıntı yaşadık mı? Yaşadık. Yönetimin 4 senelik büyük hataları var mı? Var. Çok büyük hataları var hem de. Yani affedilemeyecek nitelikte büyük hataları var mı? Var. Ama şimdi her şey, bak her şey olmasa da %70'in üstündeki, yani iş, iş, iş ve icraatlarımızın %70 ve üstü müthiş gidiyor. Müthiş. Müthiş gidiyor. Yani sezon öncesi maaşları yüksek oyuncularla ilgili operasyon müthiş gidiyor. Mesut'la birlikte aynı gün kadro dışı kalan Ozan Tufan detayları az sonra vereceğim. Yani bir şekilde gördünüz olanları. O bitti. Tam işte ikisinden kurtulduk. Şöyle böyle. Ulan şu da gitse dediğin anda Luis Gustavo gitti. Değil mi? Tam işte o gitse bu gitse dediğin anda mesela Sosa yüksek maliyeti vardı. Yaş ilerlemişti. Çaptan düşmüştü. Tam o gitse dediğimiz anda işte herkesin şu anda dilinde Samat da var. Samat da kimse. Ondan bahsediyorlar. bitti mi? Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Daha bir sürü isim var. Mesela Kolkır. Meğer. Bak ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'deki futbolcular ve aldıkları yıllık ücretler. Mesut Özil. 3 milyon euro. Galatasaraylı arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar, Trabzonsporlu arkadaşlar. Hani 3'e inanmıyordunuz? 6-7 falan alıyordu. Niye gittiğinde 3 olarak hesaplıyorsunuz? Fenerbahçe'deki birçok arkadaşım. Hocam el altından para veriyoruzdur ya. Şimdi yemeyelim birbirimizi. 3'e falan bu adam imza atmaz diyordunuz ya. Merak ediyorum. El altından para veriyorsak, 5 milyon euro veriyorsak, 5 bütçe açılmadım. Bu büyük bir iş değil mi? Bence büyük bir iş. 3 diyelim. Gustavo, şimdi 3.5 yazıyorlar. Hani 4'tü? Hani 3.9'du. Sayfanın biri 3 yazmış. Biri 2.8 yazmış. Ben de yani gerçi gözümle görmedim 2.8'i. Belki şeydir. E, şoplama falandır. Hani 3.9'du. 3.5 diyelim hadi. Ozan 1.3 yazmışlar. Hani Ozan Tufan sözleşmesini 2'den yenilemişti. Hani 2'den yenilemişti. 1.3'ü ben söylüyordum. Niye benimkini şimdi baz aldınız? Ya sosyal medyaya göre Mesut 5, Gustavo 4, Ozan 2 alıyordu. E Sosa da 2 alıyordu sosyal medyaya göre. Kim Minji 2.5 alıyordu sosyal medyaya göre. O da gitti. Samat da 3.2 alıyordu sosyal medyaya göre. Sosyal medyaya göre hesaplayalım. 5, 9, 11, 13, 13, 15.5, 18.7 milyon euro. 5 futbolcudan 18.7 milyon Euro. Hocam sosyal medyaya göre de, Senin duyumlarına göre ve doğrusuna göre yapalım. Mesut 3 artı Gustavo 2.8 5.8. Ozan Tufan 1.6 diyebiliyorum. 6.8 7.4 Sosa ben 1.5 diyebiliyorum. 7.4. 8.9 Kim Minji 1.9 diyebiliyorum. 8.9 9.8 Samatta da 2.5 diyebiliyorum. 11.8. 12.3 yani Bana göre de 12.3 milyon euro. Artı artı neyin artısı hocam? Ozan üç mı gitti? Üç mı gitti? Üç buçuğa gitti herhalde değil mi Ozan Tufan? Kafam karıştı. Yok üçe gitti diye hatırlıyorum. Dört Allah yer. Üçe de Ozan gitti sanırım. Yedi milyon euro kafamda. Üçe gitmiş. Şimdi Ozan'dan 3 Mustafa bedava gitti. Kim mevcidinden de ee, 19 gelsin 3 19 daha 22 Samattadında iki gelsin 24 milyon euro yani 12.3 maaş yükü 24 milyon euro bonus yükü eksi biz Samattayı 6'yı aldığımız için buradan bir eksi 6 biz Gustavo'yu o zaman dörde falan aldık ama artık hani onu en azından kullandık ettik Ozan'ı kullandık ettik onu saymıyorum. Baktığın zaman müthiş bir kar skalası. Yani yaklaşık 36 milyon euroluk bir kar elde etmişiz. Artı Kolkır 1.250. Meyer 750 bin derken. Lemos da 700 bin desen. 2.7 de buradan ekle. 36.3'tü 37. 39 milyon euroluk bir kardan bahsediyorsun. 39 milyon euroluk. Şimdi ben yanlış anlamayın. Bunu başkası yaptığı zaman övüyorsunuz. Başka takımlar yaptığı zaman. Bak ne güzel oyuncu gönderiyorlar. Fenerbahçe yaptığı zaman sıkıntı. Bu arada Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Satışlar da birçok şeyin farkına sebep oldu. Kim görüyorsunuz. Yarışın içine çektik iki takımı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Hocam arkadaşlar o kim zaten gidecekti. Ama Rene gidecekti. Ama Napoli'ye ama Tottenham'a gidecekti. Bu arada Tottenham'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. İmdat olduğu zaman, ihtiyacımız olduğu zaman Tuşa basıyoruz. Toplum geliyor. Arayı karıştırıyor. Geri gidiyor. Almıyor ama karıştırıyor. Şimdi bak müthiş bir şey. Ee, şimdi bak son 4 yılda Giuliano'yu 10.5, Josef'i 12, Elif Elmas'ı 16, Vedat'ı 19. küsüre sattı Fenerbahçe. Ve kulüp tarihinin yani en büyük bonservis gelirlerinden birini de Kim Minji sayesinde cebine koyacak. Ve Ozan Tufan, Allahyar, Yar, Jailson, Fernandao. hani Basit sayılabilir. Bon servislerinden gittiler ama yine de Fenerbahçe kasasına yaklaşık 100 milyon euro üstünde para girmiş olacak. 4 senedir rezalet yönetim ama müthiş satışlar oldu. E satış oldu da ne olacak sanki? Gitti gene çöp aldı diyen arkadaşlarımız da var. Haksız sayılmazsınız. Şimdi ben yalan konuşmam arkadaşlar. Haksız sayılmazsınız. Doğru gitti yine çöp aldı. Mesela Kim Minji diye bir dangalağı aldı. Ben. Çin liginden topçu mu alınır? Geri zekalı mısınız? Erdi Kadıoğlu diye bir dangala aldı. İşte değil mi? Lan Hollanda ikinci liginden topçu alıyorsun. Sanki tutacak. Sanki benim başıma mesli kesilecek. Zannedersin milli takım, Türk milli takımına kadar falan seçilecekti değil mi? Mesut Özel gibi bir starın geldiği gün gidip bilmem Kıbrıs Rum kesiminden Salahi diye bir topçu aldı. Lan Salahi kim lan? Kim bunlar ya? Fenerbahçe'yi, şey o sayı. İngiltere'nin ikinci liginden topçuya parayı bayıldınız. Rezalet. Rezalet. Crespo Allah aşkına ya. Nereden aldınız bu köylüyü ya? Crespo diye topçu mu olur ya? Bizim bildiğimiz bir Crespo var. Hernan Crespo. O da forvetti. Getiriyorsunuz Fenerbahçe'ye çöpleri. Milyon euroları boşuna veriyorsunuz. Sonra ya neydi onun adı? Dava Rossi diye. 5,5 milyon euro vermişsiniz. Gören de zannedecek 12 milyon euro teklif var. Değil mi? Fenerbahçe'nin parasını çarçur ediyorsunuz. Yiyebiliyor musunuz böyle? Hadi desenize bir şey deneyeceğiz. Çünkü bunlar geldiği zaman da aynı şeyi söylüyordunuz. Hadi birazcık omurga sahibi olun. Birazcık omurga sahibi olun. Var kanalımızda böyle arkadaşlarımız. Var. Bu futbolcular geldiğinde aynen bu cümleleri kullanan arkadaşlarımız var. Şimdi ben ne bileyim böyle çıkacağını. O zamanlar da öyle demiştim. Ya o zamanlarda öyle demiştim. Şimdi böyle dedim. Ne güzel yöntem ya. Ne güzel yöntem. Bak geleni çöplüyorlar. Geleni çöplüyorlar. Kötü çıkınca diyorlar ki ben demiştim. İyi çıkınca diyorlar ki ben ne bileyim böyle çıkacağını. Ne kadar güzel kıvırıyorsunuz siz ya. Dansöz olsanız da siz. Önünüz çok açık. Siz dansöz olsanız da. Gerçekten siz dansöz olun ya. Sizin önünüz çok açık. Harbi söylüyorum bak. Gidin para kazanın. Ayıp ya. Şu Fenerbahçe'nin ellerinizi çekin. Fenerbahçe'den pis ellerinizi çekin ya. Ya ümidim yok diyebilirsin, kötü diyebilirsin. İşte ist istatistikleri iç açmadı diyebilirsin. Mesela ben William Arao için ne dedim? İstatistikleri hiç iç açıcı değil. Yani vardır Jesus hocamın bir bildiği ama istatistiklere beni tatmin etmedi. Çok kötü istatistikleri duruyor. Ama gelsin 900 şey 450 dakika izleyelim. Öyle yorum yapalım. Bunu diyebilirsiniz. Bunu ben de diyorum. Aynı çizgide olalım. Bak aynı çizgide olalım. Çizgiyle, çizgi bittiği zaman 450 dakika izledikten sonra o zaman siz deyin ki çökmüş, iyiymiş, kötüymüş. Rezil olmazsınız. Dansöz gibi olmazsınız. Kıvırmamış olursunuz. Adama diyorum ki Kim Minji'nin anasını avradına sövdün. Ali Koç'un anasını avradına sövdün. Var arkadaşlar aranızda var. Anasını avradına söven şeyler var ya. Kim Minji kimmiş ya Çin'den topçum alınır. Bizimkiler bunu yer. Bilmem bunu yarasa diye yer bizim Türk şeyleri forvetleri, Türkiye'deki forvetler diyen arkadaşlar. Aradan bir zaman geçtikten sonra şimdi diyorlar ki kim minciyi satmak Fenerbahçe'ye ihanet. E size göre almak da ihanetti. Yapmayın abi. Yapmayın. Benim dilime düşmeyin. Benim dilime düşmeyin. Bak Fenerbahçe'ye ihanet edersiniz. Başka Fenerbahçe yok. Şimdi Elvir Balit sonrasında Fenerbahçe'nin en büyük satışı Elif Elmas 46 katına gitti biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe'nin satışlardan elde ettiği e, kar ortada. Yani açılan bütçe ortada. Şimdi sorun Samat'ta diyor. Samat'ta ne ilgili görüşmeler var? Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. %60'ının yani maaşının %60'ını bir kulüp verecek, kalanını biz verecek şekilde bir görüşmemiz var. İnşallah olur. Onu da söyleyeyim. Mergin Berisha 1.8 milyon euro alıyormuş Berisha. Berisha'nın da hem 1.8'inden kurtulma hem de güzel bir bonservis alma ihtimalimiz var. Daha ayrılıklar kapıda. Mesela Lemos, Meyer, Kolker, Pelkas 2.2'ye mal oldu ama güzel bir bonservis kazandırıp gidecek gibi kardeşim. inşallah. Zayt İtalya'dan çeşitli teklifler alıyor. Hanım diyor ki biz gidek illa biz gidek diyor. Biz de dedik ki işte şu Kiev maçını bir atlatalım da ondan sonra görüşelim diye. Kiev maçından sonra bakın Zayt orta Zayt piyasası çok karışacak. Dikkatlice bakın. E, Dinamo Kiev maçında sahada olacak olan Tisserant, hani Serdar Aziz'in yokluğunda 3 milyon euro sözleşme masada duruyor arkadaşlar. Sözleşmesi masada duruyor. Sözleşme masada duruyor. Biz kulübünden izin yani göndereceğimiz kulüpten izin alarak şey yaptık. Ben Tisserant'a da yolcu gözüyle baktım. 4'e alın 3'e gönderiyorsun ama yapacak bir şey yok. Bugün 3'e bile halay çekecek arkadaşlar var. E orta sahada bir sürü isim var. Şimdi gelecekte de satabilirsin. Hani Arda Güler, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Crespo Pelkas, İrfancan Lincoln, Zayt, Muhammed Gümüşkaya. Hani daha Emre Mor, Burak kapacak. Oynayabilir. Joshua King, Valencia, Rossi, Buruma, Joa Pedro. Hani Zayt, Crespo. E baktığın zaman arkadaşlar Fenerbahçe şimdi futbolcu fabrikası gibi. Fakat biz bu fabrikanın kötü özelliğini nerede gördük biliyor musunuz? Aslında futbolcu fabrikası gibi olmak iyi bir şey değilmiş. Değil mi? Bütün futbolcularına talip oluyorlar. Lan onu satsan yeni kurduk kadroyu. Bunu satsan ben bunun yerine kimi alacağım diyorsun. Demek ki bu da iyi bir şey değilmiş değil mi arkadaşlar? Ya. Ya sevgili arkadaşlar. İyi kadro kurmak da iyi bir şey değilmiş herhalde. Ne yapacaksın? Tavunma hattı. 3 tanesinden 2 tanesini babalar gibi seçeceksin. Ya da diyeceksin ki bunlar 40 milyon euroya gider. 50'ye gider. Öbür ikisini 3'ünü gönderirim. Değiştiririm diyeceksin. Artık mantalite bu olacak. Ama Fenerbahçe ciddi bir pazar haline dönüştü. Fenerbahçe iyi bir evrimleşme geçirdi. Haberiniz olsun. Bu arada Forvet'te Valencia'nın durumu hala kesin değil. Evet sosyal medyadaki arkadaşlar kaldı diyorlar. Ama ben kesin değil diyorum. Bilginiz olsun. Serdar Dursun kesin kalıcı. Joshua gibi zaten yeni geldi. Ama Valencia'ya ben kalıcı demem. E, Berişan'ın, Samattan'ın artık Fenerbahçe kariyeri bitti gibi. E, Plea ismi gündemde. Başka isimler gündemde. Bakalım Fenerbahçe nasıl bir değişim, başkalaşım içine girecek. Ben elimden gelince bütün duyumları aktarmaya çalıştım. İyiyi öldürün, hakkını yemeyin. Evet, Aziz Yıldırım döneminde de farklı şeyler yaşadık. Aziz Yıldırım'ın da hataları vardı. Ali Koç'un da 4 senelik hataları var ama iyi şeylerini de onaylayın. Peki hocam senin gözünde Ali Koç şu anda doğru yolda mı? Ali Koç şu anda dost doğru yolda. Nerede biliyor musunuz Ali Koç? Ali Koç yolcu olarak nerede biliyor musunuz şu anda? Şu anda haddini bildiği yerde. Yani haddini bildiği yerde. Diyor ki kardeşim ben başkanım. Tamam. Yükün altına elimi koydum. Tamam. Para verecek adam, hani parayı onaylayacak adam benim. Tamam. Ama bir sıkıntı durumunda bunun ceremesini çekecek adam benim diyor. Ve Ali Koç diyor ki çok basit anlaşılır ve net bir şekilde Ali Koç diyor ki ben bu işten hani Jesus kadar anlamam. İşin uzmanı Jesus mu? Jesus. Ben bilmem. Jesus ne diyorsa Kulübün anahtarı. ilk geldiği gün Jesus'un eline verdi. Al kulübün anahtarı senin. Ben seni kadar anlamam. Bitti. Ya şu var ya. Şu çok büyük bir erdem. Bitti. Kimi istiyorsun? Şu. Tamam git al. Buyur. Bitti. Bitti. Fenerbahçe'nin bu seneki en büyük transferi ne biliyor musunuz? En büyük transferimiz Ali Koç. Fenerbahçe'nin bu sene en büyük transferi Ali Koç. İster inanın ister inanmayın. Çünkü bizim bildiğimiz Ali Koç yanlış yapmaya çok müsait bir adamdı. Evresindekilerin onu etkilemesi sonrasında saçma sapan hatalar yapmaya çok müsait bir adamdı Ali Koç. Şimdi aynı Ali Koç evresindekilere bile posta koyar halde şu anda. Aynı Ali Koç arkadaşlar. Aynı Ali Koç şu anda posta koyar halde. Niye? Çünkü baktı ki başarı çevresindekileri dinlemekten geçmiyor. Zaten neyi eleştiriyorduk? Çevresindekileri çok dinliyor. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Onları dinlememesi lazım. Bak onlarla olmaz. Bu iş bunlarla gitmez. Ali Koç'un bir an önceki 800'en vermesi lazım. Futbol aklını değiştirmesi lazım. E değiştirdi. Değiştirince de ne oluyor? Vay efendim. Ne oldu? Hani oluyordu? Hani çevresindekileri değiştirmesi gerekiyordu. Şimdi adama yap dediklerinizi yapıyor. Kötü yine Ali Koç oluyor. Ben gayet memnunum. İyi gidişimiz var. Dinamo Kiev'i inşallah eleriz. Sonraki turda Salzburg'un rakip oluruz. Sonra sonra basamak basamak inşallah güzel günlere doğru ilerleriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, kanalda abone olduğunuz için, kanala destek verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.